Sessizlik. Hayatı ya sessiz yaşarsın ya arsız. Yazan Mehmet Karaburç. Seslendiren Mehmet Karaburç. Gönül sessizliği. Yüreğimizin en derin yerinde hissettiğimiz duygular bizi dilsiz eder. Yüreğimizin dışında yaşadığımız duygularımız ise bizi arsız eder. Çünkü yüreğimizin derinine kadar olan duygular bizim için değerlidir. Kişi değeri yitirmemek için, yüreğinde büyütmek için, yaşatmak için kendini kontrol altında tutar. Ola ki küçücük bir ihtimal dahilinde de olsa, sözleriyle olsun, davranışlarıyla olsun o derin duyguyu ürkütmekten, incitmekten korktuğu için günlük hayatın dışında ayrı bir hassasiyet gözetir yaşamında. Bu nedenle de dilsiz olur. Dilsizlik aynı zamanda o derin duyguyu ruhta yaşamasını sağlar. Kişi kendi iç sesine yönelir, ona yönelir, onu duyar, onunla konuşur adeta. Yüreğimizdeki sığ duygular bizi arsızlaştırır. Çünkü kişinin kaybedeceği bir şey yoktur. Bu nedenle utanıp sıkılması olmaz. Umursamaz olur dünyayı. Takmaz hiçbir şeyi ve hiç kimseyi. Özensiz yaşar. İçinden geldiğince, hoyratça. Kontrol edilmeyen duygular da insanı zaman zaman bir çılgına çevirir. Herkes çılgın der. Oysa seveni yoktur, sevdiği yoktur. Sevenimiz olsaydı, serseri olmazdık yazmıştı. Bir köprü altına serseriler. Demek ki onlar da biliyorlarmış serseri olduklarını. Serseri olduklarını ve neden serseri olduklarını biliyorlarmış demek ki. Hiçbir şeyin başarı ya da başarısızlığın tesadüf olmadığını biliyoruz. Yine her şeyin sebep-sonuç ilişkisi olduğunu da biliyoruz. Ama çoğu zaman sebepleri kendimiz oluşturmadığı için sonuçları da kendimiz oluşturmuyoruz. Mevcut sonuçların farkındayız. Hatta biz de şikayetçiyiz. Lakin sebepleri değiştiremediğimiz için mevcut sonuçları yaşamak da doğal kaderimiz oluyor. Yoksa kim istemez ki bir duyguyu en derinden yaşamayı, o duyguyla ruhumuzu uçurmayı ve dilsizleşmeyi, sadece gözlere bakarak anlatmayı ve anlaşılmayı. İstediğimiz güçlü duygu bize verilemeyince biz de o duyguyu sığ yaşamak zorunda kalıyoruz. Sığ duygular da boş konuşmalara yol açıyor. Bu kez şöyle düşündüğümüz anlar da oluyor. Boş konuşacağıma susayım. Ya da herkes boş konuşuyor, ben susayım. Böylelikle dilsizlik bilinci bir tercihe dönüşüyor. Aslında arsızlık ilk başlarda bilinçsiz bir dışa vurumken zamanla ruhumuza işliyor ve arsızlaşıyoruz. Sonra da ıslanmışın yağmurdan korkusu olmaz misaline ya da adım çıktı dokuza, inmez inanışına, ruhuna yaşıyoruz. 80'ine merdiven dayamış yaşlı bir baba ile onu ziyarete gelen 45 yaşında ve saygın bir kişi olan oğlu salonda oturuyorlarmış. Hal hatırdan, çoluk çocuktan, havadan sudan sohbetten sonra oğlu susmuş. Ayrılmanın sinyalini vermiş babasına. Öyle ya, söz bittiyse, dilsizlik başladıysa Abbas yolcu demek değil mi? O anda
Üzerinde oturdukları sedirin yanındaki pencerenin pervazına bir karga konmuş. Yaşlı baba kargaya gülümseyerek biraz baktıktan sonra oğluna sormuş. Bu ne oğlum? Oğlu şaşırmış birden. Bunu bilmeyecek ne var baba diye düşünmüş. Alaylı alaylı cevap vermiş. O bir karga baba. Yaşlı baba kargaya biraz daha baktıktan sonra yine sormuş. Bu ne oğlum? Oğlu daha da şaşkın bir şekilde yine cevaplamış. Baba, o bir karga. Karga hala pervazda komik hareketlerle başını sağa sola çeviriyor, başını yan yatırıyor, havaya bakıyor, sonra başını yine onlara çeviriyormuş. Yaşlı baba üçüncü defa sormuş. Oğlum bu ne? Oğlunun şaşkınlığı sabırsızlığa dönmüş. Sinirlendiğini belli edecek şekilde sesini yükselterek cevap vermiş. O bir karga baba. Üç oldu soruyorsun. Beni işitmiyor musun? Yaşlı baba oğlunun sesinin yükselmesine bile takmadan yine sakin sakin sormuş. Bu ne oğlum? Yaşlı adamın dördüncü defa aynı soruyu sormasına tahammül edemeyen oğlunun sabrı iyice taşmış ve sesini daha da yükselterek ''Baba, bunu neden yapıyorsun? Tam dört defadır onun ne olduğunu soruyorsun. Sana cevap veriyorum ve sen hala sormaya devam ediyorsun. Sabrımı mı deniyorsun?'' Yaşlı adam yüzünde hala tatlı bir gülümsemeyle yerinden kalkmış, oğlunun sinirli bakışları altında diğer odaya gitmiş ve biraz sonra elinde bir hatıra defteriyle dönmüş. Oğlunun karşısına oturmuş sakince. Aynı sakinlikle yakın gözlüğünü takarak hatıra defterinin sayfalarını karıştırmaya başlamış. Uzunca bir arayıştan sonra aradığını nihayet bulmuş. Bu arada oğlu babasının bu anlam veremediği eylemlerine daha da sinir olmuş. Sinirlendikçe de babasının bakışı değişmişti. Yaşlı adam ise sevgiyle gülümsemeye devam ederek hatıra defterini bir sayfası açık vaziyette oğluna uzatıp o sayfayı okumasını söylemiş. Oğlu sessizce okumuş. Okudukça da yüzündeki sinirlilik hali utanca, mahcubiyete dönüşmüş. Şöyle yazıyormuş hatıra defterinin o sayfasında. Bugün 3 yaşındaki minik yavrumla salondaki sedirde otururken yanı başımızdaki pencerenin pervazına bir karga kondu. Oğlum tam 23 defa onun ne olduğunu sordu. Her soruşunda da ona sevgiyle sarılarak onun bir karga olduğunu söyledim. Rahatsız olmak? Hayır. Onun sorusunu masumca tekrar edişi içimi sevgiyle doldurdu. Şimdi yaşlı adamla oğlu arasında farklılık yaşanan duygunun yürekteki yeridir. Yaşanan mekan ve olay aynı değil midir? Babanın yüreği 3 yaşındaki çocuğunun sevgisiyle dolu. Yüreğin en derininden kıpır kıpır olan bir duygu yoğunluğu içinde kendisine aynı sorunun 23 defa sorulması bile dert değil. Hatta 46 kere sorulsa yine dert değil. Çünkü babanın olduğuna duyduğu sevgi derinden. Bu nedenledir ki baba dilsizleşmiştir. Dilsizliğin verdiği suskunlukla neşe içinde, zevk içinde, sinirlenmeden her sorunun cevabını veriyor. Oysa oğlunun duygusu derinden değil. Duygu yüzeysel olduğu için de daha üçüncü kez sorulduğunda sinirler geriliyor ve arsız arsız cevaplar veriliyor.
Boş tenekenin sesi çok çıkar. Olgun başak başını eğer. Kişinin gönlü ne kadar dolu olursa, ruh o kadar dinginleşir. Bu dinginlik başta sesine yansır. Konuşmaz, susar. Bilir ki gerektiği yerde, gerektiği kadar ve gerektiği tonda konuşması gerek. Bilir ki karşısındaki de lep demeden leblebi anlayacak kadar doludur. O yüzden az ve öz konuşur. O az ve öz sözden onların yüreğindeki köz anlar anlatılmak isteneni, verilmek istenen mesajı. Gönül doluluğu bedene de yansır. Kıvraklık, hareketlilik görülmez ruhu dolu bedenlerde. Bilir ki duygu ağırlığını taşıyan ruha sahip olduğunu ve bu nedenle kendisinin ağır hareket etmesi gerektiğini bilir. Oysa gönülde duygu yoğunluğu yoksa ya da yüzeysel bir duygulanım varsa kendini bir kaşık suda boğmak istercesine yırtınır da yırtınır. İster ki herkes onu dinlesin, ister ki herkes ondan bir çimdik duygusundan, düşüncesinden haberdar olsun. Kendisindeki duygunun, bilginin o kadar bulunmaz Bursa kumaşı olduğunu sanır ve duyguyu, düşünceyi herkese anlatmak ister. Takdir edilmek ister. Hele de etrafında kendi gibi boş tenekeler varsa, hele hele de bomboş tenekeler varsa, işte o zaman coşkun sular gibi çağıldar durur. Çağlayanlar yetişemez olur onun çağıldamasına. Ama etrafında olgun başaklar varsa, bilgisiyle, düşüncesiyle, duygusuyla ona beş basacak gönüller varsa, bu kez o kadar çağıldayamaz. Çünkü onların suskunluklarından, sessiz dinleyişlerinden anlar cahilliğini de kendini bir nebze olsun geri atar. Yüreği dolu olanın görüntüsü veli olur. Görüntüsü deli olanın da zaten yüreği yansıtmıştır dışına. Kimisi aynaya bakar, güzelliğine bakar, saçlarını tarar, lülelerini, kahküllerini bir o yana, bir bu yana bırakır. Bırakır da kendi kendinin fotoğrafını çeker. Çektiği her fotoğrafta kendine hayran kalır. Kimisi de aynaya bakar, gözlerinin ta derininden yüreğine ulaşmak ister. Yüreğindeki ateşin gücünü anlamaya çalışır. Beynindeki şimşeklerle yüreğindeki ateşi daha da güçlendirmeye çalışır. Dış alemi önemsemez, dağınıklığına dikkat bile etmez. Çünkü onun aklından yüreğinin derinliklerinde yatan duyguları vardır. Bu duyguları öylesine düşünür, öylesine beslemek ister ki dış alemi unutur. Suskunluğu ondandır onun. Herkesle derdi başkadır. O kendi derdine yanmaktadır. Bilir ki derdine ne kadar yanarsa o kadar mutlu olacaktır. Acı gönlümüzün derinliklerine ne kadar inerse gönül o kadar suskunlaşır, dilsizleşir. Gönülde acı ne kadar az olursa da gönül o kadar arsızlaşır. Gönül acısı hem dilsizliğin hem de arsızlığın sebebi iken sonuçlara bakımından ters orantı yapar. Gönül acısının çokluğu dilsizlik, azlığı arsızlık yapar. Dilsizlik teslimiyettir, arsızlık hürriyettir. İşte bundandır kişinin yaradanının karşısında iki büklüm oluşu ya da olmayışı.